Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Süleyman Nazif'in, Türk Edebiyatı'nda da önemli bir yere sahip olan Süleyman Nazif'in vefatına dair bir arşiv vesikası okuyacağız. Bunu kim kaleme almış arkadaşlar? Süleyman Nazif'in yeğeni, aynı zamanda yine Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan Faik Ali'nin, Ali'ye hitaben yazılmış ki Faik Ali ile Süleyman Nazif kardeşler arkadaşlar. Şimdi bu dersi okumaya çalışalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ki zaten burada da Besmele'nin kodu var. Hu ya da Hüve diye de okuyabiliriz. İstersek Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de açık bir şekilde okunabilir arkadaşlar. İkisi de doğru bir kıraat olur. Evet. Dayı Zadem, yani dayımın oğlu Faik Ali Bey Efendi Hazretlerine. Evet, burası yazılan makam. Dayı Zadem Faik Ali Bey Efendi Hazretlerine. Yani arkadaşlar, daha doğrusu yeğen değil de dayı çocuklarıymış. Buradan onu anlıyoruz. Onu da tahsis etmiş olalım. Evet efendim, efendim, dayı zadem ve biraderim. Evet, birader hem dayı çocukları oluyor arkadaşlar. Burada biraderim derken kardeşi gibi sevdiğinden dolayı söylüyor. Dayı zadem ve biraderim Süleyman Nazif Bey'in, evet Süleyman Nazif Bey'in vuku'u vefatı. Evet, vuku'u vefatı, yani vefatının vuku olması, haberini bana pek geç ihsas ettiler, yani burada hissettirdiler, söylediler. Ziyadesiyle müteessir ve bir ruh bir halde kaldım, yani ruhsuz bir halde kaldım, çok üzüldüm. Dayımın oğlu Süleyman Nazif'in vefat haberini almakla diyor. Devam edelim. Bu vefatı dünyada günagün elem ve kedere maruz kalmak, elem ve kedere, şurada arkadaşlar, maruz kalmak emri haktır. Tahsiye edeyim arkadaşlar. Burayı yanlış okudum. Şu kelimeyi. Bu fani dünyada arkadaşlar, bu fani, şurayı T gibi yazmış. Bu fani dünyada günagün, yani burada şüphesiz kesinlikle elem ve kedere maruz kalmak emri haktır. Yani burada ölüm haktır, ölüm kaçınılmazdır demek istiyor. Ve ölüm cümlemiz içindir. Ve ölüm herkes içindir ki zaten ayet-i kerimede de küllü nefsin daikatül mevt, yani her nefis ölümü tadacaktır, her canlı ölecektir buyuruluyor ayet-i kerimede. Evet, irade-i ilahiyeye, yani Cenab-ı Hakk'ın iradesine, arzusuna, isteğine imtisal etmekliğimiz zaruri ve tabiidir. Evet. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı demiş şair ki Barış Manço'nun da okuduğu bir şarkı. Yani Cenab-ı Hakk'ın arzusuna uymak, kadere razı olmak gerekir manasında bir cümle kullanmış. Dermansızlığım sebebiyle, evet dermansızlığım sebebiyle bizzat, yani demek bir rahatsızlığı, hastalığı var, bizzat gelemesem de kalben ve ruhen, evet kalben ve ruhen mecruh, yani yaralı bir halde kaldım. Evet, yani hem üzülmüş hem cenazesine gidemediğim için diyor, gayet yaralı bir haldeyim diyor. Ailemiz içinde artık sıra benimdir. Demek aynı yaştalar ki zaten Süleyman Nazif de
hayli kemal bir yaşta vefat ediyor. İleri yaşta artık diyor sıra bana geldi. Yani sıralı ölüm dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Yani artık kardeşim büyüğüm Süleyman Nazif vefat etti. Süleyman Nazif artık sıra bendedir. Sizi ve bütün efradı ailemizi, evet sizi ve bütün efradı ailemizi Cenab-ı Erhamur Rahimi'nin, evet Erhamur Rahimi'nin yani merhametlerin en merhametlisi olan Rahimi'nin hıfz ve siyanetine yani onun korumasına, muhafazasına emanet bırakarak ve sıhhat ve afiyetinize duahan yani dua okuyan manasında arkadaşlar. Duahan, şuradaki vav'ı okumuyoruz. Farsi bir terkip duahan olarak yani dua eden biri olarak tuli ömürle yani uzun ömürle muammer kalmanızı tazarru ve niyaz ile hatmi kelam yani sözümü bitirir. Hatmi kelam eylerim efendim diyor arkadaşlar. Mektubunda kim? Burada da yanılmıyorsam Nazmi imzasını görüyoruz. Tarih kısmımız ne arkadaşlar? Fi 9 kanunu sani. Evet kanunu sani. Bu da Ocak ayı oluyor arkadaşlar. 9 Ocak sene 927 yani 1927 tarihinde Nazmi tarafından kaleme alınmış. Kime hitaben? Ali Faik'e hitaben yazılmış. Konumuz ne arkadaşlar? Süleyman Nazif'in vefatı. Evet güzel bir vesikaydı. Duygusal bir vesikaydı. Cenab-ı Hak bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamlarını pür nur eylesin. Ki Ramazan ayındayız. İnşallah bu Ramazan ayının hürmetine hem bizim hem vefat eden bütün akraba ve talukatımızın kusurlarını affeder, makamlarını cennet eyler diye dua edelim. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Esselamu aleyküm arkadaşlar.